VOA Türkçe adına herkese merhaba. Ben Özlem Tınaz. Biz şu anda VOA Türkçe ekibinden Celal Çevirgen'le birlikte Amerika'daki en yaygın eczane zincirlerinden birinin önündeyiz. Başkent Washington'a komşu Virginia eyaletinde bulunan bir eczanenin önünde. Neden buradayız? Çünkü bugünden itibaren benzer eczane zincirlerinde aşı uygulaması başladı. Beyaz Saray hafta başında aşıların doğrudan eczanelere gönderilmesine başlamıştı. Bu kapsamda 6500 eczaneye aşı dozları gönderildi. Bu sayının önümüzdeki günlerde 40.000'e çıkması hedefleniyor. Hemen hatırlatalım, Amerika'nın 8 milyon 600 bin olan haftalık aşı dağıtım sayısı da bu hafta itibariyle 10 milyon doza çıkarılmıştı. İşte bu dozlardan bazılarını bu eczanelerde uygulanacağını söyleyelim. Randevu sistemiyle çalışıyor sistem. İsteyen herkes gelip aşı olamıyor. Yine eyaletlerin belirlediği çerçevede önceliği olan kişiler aşı olabilecek. Ancak şimdiden bu randevuların dolu olduğunu ve Amerikalıların bir süre daha aşıya erişiminin kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Sisteme girip randevu almaya çalıştığımızda tüm randevuların dolu olduğu bilgisi çıkıyor ekranda. Yine de daha fazla noktada aşı yapılıyor olması tabii sevindirici olarak yorumlanıyor. Aslında Biden 20 Ocak'ta görevi devraldığında önceliğinin koronavirüsüyle mücadele olduğunu söylemiş ve bu yönde önemli adımlar atmıştı. 100 günde 100 milyon aşı hedefi koymuştu. Çünkü Amerika aşı takviminin çok gerisindeydi görevi devraldığında Biden. Aslında aşı stokları da etkili tabii bu tabloda. Amerika'da aşı stoklarının talebi karşılamaması görevi devralmasının üstünden bir aydan kısa bir süre geçmişken Başkan Joe Biden için hala en önemli sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. Ama artık bu konuda ilerleme sağlandığını söylemek mümkün. İşte bu kapsamda Biden eski Başkan Donald Trump'tan devraldığı koronavirüsü aşı programını eleştirdi dün. Yönetimin 200 milyon doz aşı daha satın aldığı müjdesini de vererek tabii. Biden yönetiminin Moderna ve Pfizer firmalarıyla 100'er milyon dozluk aşı anlaşması yaptığını da hatırlattı ve şimdi tüm Amerikalıları aşılamaya yetecek kadar aşı satın aldık dedi Biden. Nüfusun 330 milyona yakın olduğu düşünüldüğünde Amerika'nın Temmuz ayının sonuna kadar 300 milyon doz aşı sahibi olması konusunda plana uygun ilerlediğini söylemek mümkün bu noktada. Bu arada Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Moderna ve Pfizer'la yapılan anlaşma sayesinde alınan 200 milyon dozla birlikte Amerika'nın elindeki toplam aşı dozunun 600 milyon olacağı ve bunun da 300 milyon nüfuslu ülkede herkesin aşılanması için yeterli olacağı belirtildi ve her iki firmanın da aşıları Temmuz sonuna kadar partiler halinde teslim edeceğini işaret edildi bu açıklamada. Şu anda acil kullanım izni olan iki aşı var. Üçüncü de yolda. Johnson & Johnson onayı için FDA'ye ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne resmi başvurusunu yapmıştı geçen hafta. İşte bu aşının da bu ay acil durum kullanım onayı almasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte bununla birlikte 3 aşı kullanımda olacak Amerika'da ve buraya da bu eczaneye de aşı olmak isteyenler gelmeye devam ediyor sabah erken saatlerden itibaren. Johnson & Johnson aşısı yolda dedik. Bu aşının belki de en büyük avantajı tek doz halinde uygulanacak olması ve firmada bu tek dozluk aşıdan yıl ortasına kadar 100 milyon doz sağlamayı hedefliyor. Her ne kadar tüm bunlar önemli ilerlemeler olsa da Başkan Biden yine de temkinli konuştu. Trump yönetiminin aşı dağıtımı konusunda hazırlık yapmamış olmasından şikayet etti ve yönetimin de devraldığı aşı programı için her şeyi bir anda düzeltemeyiz dedi. Trump'ın yeterli aşı siparişi de vermediğine ekledi Biden. Selefim yüzlerce milyon kişinin aşılanması zorluğu karşısında hazırlık yapma görevini yerine getirmedi diye konuştu ve devraldığı aşı programını tahmininden de kötü durumda bulduğunu söyledi Biden. Bunu düzeltmek zaman alacak diye konuştu ve Amerikalılara sabırlı olmaları çağrısı yaptı. Bu çağrıyı da Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün ziyaretinde yaptı. Şimdi VOA Türkçe olarak yaptığımız yayınlarda hep çeşitli kurumların yaptığı modellemeleri, can kayıplarına ilişkin öngörüleri paylaşıyoruz sık sık. İşte Biden da koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının gelecek ay 500 bine yani yarım milyona ulaşmasının beklendiğini söyledi ve tüm Amerikalılara virüsün yayılmasını önlemek için maske takmaları çağrısı yaptı. Aşı karşıtlarının sayısı da her geçen gün azalıyor bu arada. Ülkenin en üst düzey bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci koronavirüs aşısının Nisan ayından itibaren herkese yapılmaya başlayabileceğini ve Amerikalıların çoğunun yaz ortasında veya yaz sonunda aşılanmış olabileceğini söyledi. Bu da tabii sevindirici bir haber. Buna gerekçe olarak da aşılama hızının Mart ve Nisan aylarında artacak olmasını gösterdi Fauci. Hem mevcut dozların sayısı hem de aşılama hızı şu andakinden çok daha fazla, çok daha hızlı olacak dedi. Çok daha fazla toplu aşılama imkanı olacağını dile getirdi. Bundan bugün başlayan eczanelerde aşı uygulamasının da etkili olacağını dile getirdi. Yerel aşı merkezleri ve gezici birimlerinde hız kazanılmasına yardımcı olacak
olacağından oldukça emin olduğunu söyledi Faci. Yani sadece yüksek öncelikli gruptakiler için değil, herkes için aşı imkanı olacak dedi. Hangi kategoride olursa olsun Amerikalıların aşı olma şansı yakalayacaklarını belirtti. Ama bunun için birkaç ay daha beklenmesi gerektiğini de ekledi Faci. En azından yönetimin planı, umudu yaz bittiğinde ülkenin çoğunluğunun aşı olabilmesi. Bu arada ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC koronavirüsü salgını sırasında çocukları fiziksel olarak okula döndürmek için merakla beklenen yeni bir kılavuz yayınlayacak. Bunu da hemen hatırlatalım. CDC'nin okulları yeniden açmaya yönelik 5 temel stratejisinin el yıkama, maske takma, sosyal mesafe, temizlik ve havalandırmanın yanı sıra temas takibi, izolasyon ve karantina olduğu belirtiliyor. Biden yönetimi Amerika'da normal yaşama dönüşle bağlantılı olduğu görüşüyle okulları yeniden açmak istiyor. Ancak bazı öğretmenler ve sendikalar başta aşılama olmak üzere ve daha fazla malzeme talepleriyle yeniden açılma planlarına karşı çıkıyorlar. CDC'nin kılavuzu Biden'ın ilk 100 günde okulları açma planıyla örtüşecek mi? Hep beraber göreceğiz. Her ne kadar korona aşısı yaptırmayacağını söyleyenlerin oranı %65'i olumlu güvenlik siciline rağmen aşıların yan etkilerinden kaygı duyduklarını söylese de ve aynı oranda bir grup korona aşılarına güvenmediklerini dile getirse de yapılan bir anket Amerikalıların %67'sinin aşı yaptırmayı planladığını ya da zaten aşı olduğunu, %15'inin de kesinlikle aşı yaptırmayacağını, %17'sinin ise büyük olasılıkla aşı yaptırmayacağını ortaya koyuyor. Bu ankete katılanların birçoğu aşı güvenliği ve etkinliği konusunda şüpheleri olduğunu ifade ediyor. Buna göre her 3 Amerikalıdan biri kesinlikle ya da büyük olasılıkla koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söylüyorlar. Yine katılımcıların %38'i aşı olmaları gerektiğini inanmıyor. Benzer oranda bir grupta korona aşılarının işe yaradığını bilmediklerini ve hükümete güvenmediklerini belirtiyor. Büyük olasılıkla aşı olmayacağını söyleyen ancak aşı olmayı tamamen reddetmeyenlerin %63'ü aşının güvenli olup olmadığını görmek için beklemeyi tercih ediyor. %60'ı ise olası yan etkilerinden kaygılı olduklarını söylüyor. Ancak salgının sona ermesi için ABD nüfusunun %70 ila 85'in aşılanması gerekiyor. Bu önemli bir rakam. Korona enfeksiyonuna karşı daha savunmasız olan yaşlı Amerikalıların kesinlikle ya da büyük olasılıkla aşı olacaklarını söylediklerinde hemen bu noktada hatırlatalım. Hatta kimilerinin aşılarını olduklarını da ortaya koyuyor anket. 45 yaş altındaki Amerikalıların %40'ı büyük olasılıkla ya da kesinlikle aşı olmayacaklarını söylerken bu oran daha yaşlı kesimde %25. Öte yandan aşı olan büyük olasılıkla ya da kesinlikle aşı yaptıracaklarını söyleyen beyaz Amerikalıların oranı %68. Siyahlar arasında bu oran %57'ye düşüyor. Latin kökenli Amerikalıların %65'i ise aşı olduklarını ya da aşı olmayı planladıklarını kaydediyor. Eğitim düzeyi de tabii bu anketlerde önemli olduğu ortaya çıkıyor. Eğitim düzeyi arttıkça aşı karşıtlığı azalıyor. Üniversite diploması olmayan Amerikalılar ise üniversite mezunlarına kıyasla aşı olmama eğilimini daha çok gösteriyor. Aşı olmayacaklarını kaydeden üniversite mezunlarının oranı %17 iken bu oran üniversite mezunu olmayanlar arasında %40'a çıkıyor. Aşı olmak isteyip istememe konusunda siyasi görüşler de tabii etkili. Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin %44'ü aşıdan kaçıyor ama Demokrat Partili seçmenler arasında bu oran sadece %17. İşte tüm bu veriler ışığında Amerikalıların ne kadar aşı olabilecek, Biden yönetimi aşı hedefine ne kadar ulaşabilecek bunu zaman gösterecek ama aşı takviminin gerisinde kalınmasının nedenlerinden biri aşı stoğu kadar aşı yapacak kişi sayısının da azlığıydı. İşte bu binlerce eczane bugünden itibaren bu soruna da artık bir çözüm sağlamış olacak. Diyelim ve yayınımıza burada bir nokta koyalım. Bizi amerikanasesi.com internet adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.